giyimleriyle uzaklaşıyorlar, suratlarıyla uzaklaşıyorlar, sadece sessizlikleriyle falan değil. Bu kasvet yüzü ölümdür. Sen 18 yaşında çocuğa o kadar ağır roller vermişsin ki o çocuk içindeki neşeyi, tartışmayı, kavgayı, cilimcivallığı, alevi dillendirmiyor, birden düşüyor suratı. Öldürüyor sülfürik asitiyle o şeyhler, o liderler, onları ele geçirmek için onu öldürüyor. Burası çok tehlikeli bir yerdir. O yüzden gençlerimiz dinç olacak, dinamik olacak, tarz olacak, hareketin içinde olacak, dans içinde, kavga içinde, çalışma içinde, ders içinde olacak. Evet. Şimdi bakıyorum bunlar CHP'ye yavaş yavaş keder kası düşüyor. Biz evet, coşkulu insanlarız. Bütün büyük devrimlere bak, Rus devrimine bak, kaslı güçlü insanları gösterir. Cumhuriyete bak, ilk yıllar böyle düzgün gürbüz çocuklar poz verir falan bayrağın yanında. Biz 7 yıllık büyük bir mücadeleye çıktık. Kutlu bir mücadele verdik. Hepimizin dinç yüzü olacak. Korkmadık, sönmedik. Burjuvası sattı bizi. Hepsi sattı bizi. Türkiye'de herkes sattı. Elde yok, avuçta yok. Türkiye'de büyük bir mücadele verdik. Ve değil mi? Her şeye rağmen verdik. Samimi söylüyorum. Eşitliğe inanan, kardeşliğe inanan, hukuka inanan milyonlar verdi bunu. Bizim yüzümüz şey, güneş. Bizim yüzümüz dinç. Biz devrimci bir gelenekten geliyoruz. Bu kasvet bizi kaldırmaz. Şimdi bakıyorum, kasvetin içine CHP'de girmeye başladım. Tuhaf bir surat var. Düşüyor suratlar daha genç yaşta. Sessizlik, bu büyük aile geleneği, bir şefe bağlı olmak, el altından bir şey, birilerinin bir şeye karar vermesi sizi hayattan çıkartır. Söylemek istediğim bunlardır. Açık olacağız, net olacağız. Modern toplum değil mi? Suratlarımız var. Herkes bizi görecek. Böyle bir giyim tarzım bozuluyor. Suratındaki kaslar bozuluyor. Bir sessizliğe giriyorsun. Bunlar bana işte CHP'nin bize gösterdiği bir işaret. Yani nereden alacağım? Ben gidip oradan bulundum değil. Ama bir işaret dili var giyimine, konuşmasına, ifadesine bakıp bütün bunlar. Bunları da çok tehlikeli buluyorum. Niye? Babacığım ya 6 yıl büyük mücadeleden geldik. Bak bütün Türkiye'yi yendik. Herkes yalancı çıktı. Herkes rezil oldu. Herkes rezil olduktan sonra cami şeytanlar açar. Şu anda şeytanların camisindeyiz. Açın gazetelerini, şeytanların camisindeyiz. Ekranlar şeytanların camileri. Çünkü herkes rezil olduktan sonra camiyi de şeytanlar açar, camileri şeytanlar yapar. Bu kadar rezil oldular. Eski zamanlardaki ihanet edenleri dar ağacında asıldırdı ya, ya da boynu cellatlar vurup ya da ülkeden süründürüldü. Öyle bir hukuk mücadelesi verdik ki dar ağacını asmaktan beter, boyunları vurulmaktan beter, rezil rüsvay hale geldiler. Bu büyük bir savaş, büyük bir galibiyet. Muhteşem bir galibiyet var. Çok kıvançlıyız biz, çok mutluyuz. Bir İzmir marşı içindeyiz biz. Şimdi sen geliyorsun, bu kadar güreş, gürbüz ve haklı bir galibiyet almış. Elde avuçta yok, mücadele etmiş bu milyonlarca insana. Sinsi, giyimi bozuk, konuşması bozuk, sessiz, tuhaf bir renk ve böyle bir hava estiriyorsun. Bu bize yakışmaz. Bu devrim.